Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere film önerilerinde bulunacağım. Bu bayağıdır istediğim bir videoydu, bu yüzden çektiğim için çok mutluyum. Çok fazla konuşmayacağım çünkü başlangıçlarda gerçekten çok konuşuyorum. Şu anda çok konuşuyorum. Bu yüzden direkt filmlere geçmek istiyorum. İnanılmaz güzel filmler topladım siz için. İlk filmimiz Nicole Kidman'ın oynadığı Before I Go to Sleep, yani uyuyana kadar diye çevirmişler ama uyumadan önce normal, gerçek çevirisi. Bu bir psikolojik gerilim filmi. Yani aynı zamanda bir ters köşe film aslında. Yani siz bir şeyler düşünürken bambaşka bir şey çıkıyor olay. Christian diye bir karakterimiz var. Christian, Nicole Kidman'ın oynadığı, canlandırdığı karakter oluyor. Bu kadın bir kaza geçiriyor ve bu kaza sonucunda hafızasını kaybediyor. Ama bu normal bildiğimiz hafıza kayıpları gibi değil. Nasıl? Şöyle, bugün yaptığınız ne varsa yarın hiçbir şey hatırlamayarak uyanıyorsunuz. Bir ismi vardı, filmde söylüyorlardı ama cidden şu an hiç hatırlamıyorum. Filmi izleyince zaten ilk 2-3 dakikasında falan duyacaksınızdır. Söylüyorlar o hastalığı. Aynı zamanda kocası ona gerçek hayatını anlattığında da artık şüphe duymaya başlıyor. Gerçek mi değil mi diye. Bunları araştırmaya başlıyor ve bir doktor ona yardım ediyor. Doktoru da Christian'a bir tane günlük tutmasını istiyor ama bu video şeklinde olacak. Yani bir fotoğraf makinesi gösteriyor ve her gün ne yaptığını anlat ona diyor. Ve her gün tekrardan doktor onu arıyor, tekrar fotoğraf makinesini söylüyor, tekrardan kendini kaydediyor, yaşadıklarını anlatıyor ve bu şekilde gidiyor. Aslında Christian'ın yaşadığı tüm bu olayların altında gerçek yatıyor. Çok büyük bir gerçek yatıyor. Ama bunu izleyerek öğreneceksiniz tabii ki. Bunu söylemeyeceğim çünkü spoiler olur. İnanılmaz güzel bir film. Şimdi fragmanını da koyacağım. Oradan da bakabilirsiniz. What's happening? Who are you? I'm your husband, Ben. We got married 14 years ago. You had an accident. And you have problems remembering things. What things? Everything. Christine, it's Dr. Nash, which will mean nothing to you. But don't worry, we've been doing some work on your memory. Admittedly, this isn't a run-of-the-mill doctor-patient relationship, seeing you without your husband's knowledge. I want you to keep a visual diary to hold on to your memories. My name is Christine Lucas. As I sleep, my mind will erase everything that I know, everything that I did. Was I locked up? Yes. For how long? 3 years. There must be days when you say I can't go through this again. Sometimes when the truth is painful or complicated, I don't always have the strength. She was naked. There was blood. Who did this to me? No one knows. No one but you. Things are starting to come back. You having an affair? He says he's protecting you, but don't trust him. This isn't just about you. I want you to feel good about yourself. Dansla Mason sanırım, yani bilmiyorum, Fransızca olduğu için nasıl okuyacağım bilmiyorum ama evde diye çevirmiş. Şöyle, bu film de çok güzel bir ters köşeydi. Bir tane edebiyat öğretmenimiz var bu filmde ve bu edebiyat öğretmeni bir ödev veriyor çocuklara ve hani bir yazı yazmalarını istiyor onlardan. Ama herkes tabii ki bunu hani öylesine yapıyor ve geçiyor. Bir tane çocuk ise gerçekten inanılmaz bir şekilde sayfalarca ödev hazırlıyor. Daha sonrasında edebiyat öğretmeni bu çocuğa yardım etmek istiyor. Yazılarını geliştirmek istiyor. Bu yüzden beraber senaryo yazmaya başlıyorlar. Ama çocuğun garip bir isteği var ki arkadaşının hayatını yazmak istiyor. Onun hayatı üzerinden senaryo kurmak istiyor. Çocuk arkadaşının evine gidip orada bir şeyler yaşayıp ondan sonra senaryo yazmak istediğini söylüyor. Yani gerçekten yaşayıp bir şeyler kurgulamak istediğini söylüyor. Ama yazdıklarının tamamı gerçekse çok korkunç yerlere gidiyor olabilir senaryo. Bu yüzden aşırı aşırı böyle karma karışık bir film aslında ama sonunda yine böyle sizi ters köşe eden bir film. O yüzden öneriyorum kesinlikle. Qu'est-ce la plus nulle de ma vie? Tu disais la même chose l'année dernière et l'année avant. Claude Garcia. Tiens, c'est un petit blond timide, c'est ça? Mm-hmm. Ce garçon a un don pour écrire. Pourquoi vous m'aidez comme ça? Parce que je suis ton professeur et que c'est mon rôle.
Tu es allé trop loin. Vous voulez que j'abandonne ? Filmimiz aslında duyan çok fazla insan var ama bilmeyenleriniz için ben yine önereceğim. Exam yani sınav filmi. Yani böyle üst düzey bir şirket var ve bu üst düzey gizli şirket hatta bir mülakat düzenliyor. Yani mülakat dediğim böyle iş alımı yapacak ve herkesi böyle bütün adayları bir odada topluyorlar. Ve bu odada hiçbir şekilde bir pencere bir şey yok. Bu odada bütün adayları içeri aldıktan sonra yönetici geliyor ve diyor ki cevaplamanız gereken sadece bir soru var ve önlerine böyle kağıtları, kalemleri koyuyor, bırakıyor. Herkes yönetici gittikten sonra kağıda baktığında hiçbir soru görmüyorlar. Peki bu soru nerede diyorlar. Tek bir soru olduğunu biliyorlar. Bu yüzden ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar o soruyu bulmak için. Çünkü o soruyu bulurlarsa ve cevabı verirlerse kazanacaklar, girecekler, o işi alacaklar. İnanılmaz güzel bir film o da. Yine çok güzel bir ters köşe. Yine çok güzel içinde anlamlar barındıran bir film. Ben çok beğendim. O yüzden bunu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Many highly qualified candidates have tried to reach this point and failed. You have succeeded. And now the final stage lies before you. If you try to communicate with myself or the guard, you will be disqualified. If you spoil your paper intentionally or accidentally, you will be disqualified. If you choose to leave this room for any reason, you will be disqualified. Begin. It's not about what he said. It's what he didn't say. He didn't say we can't speak to each other. Dördüncü filmimiz ise Get Out, yani defol diye aslında direkt çevirisi oluyor. Kapan diye çevrilmiş, yani garip. Evet, Get Out filmi kapan diye çevrilmiş. Direkt çevirisi dediğim gibi defol, yani çık git anlamında bir anlamı var. Aslında siyahilerle alakalı bir film ve bilmiyorum ama beni çok üzdü bu filmin sonu da. Gerçekleri öğrendiğimde yani. Bir siyahi karakterimiz var. Ve bu kişinin bir sevgilisi var ve hani sevgilisi de gayet güzel gidiyor ilişkileri vesaire ve bir gün kız diyor ki seni ailemle tanıştıracağım. Kızın evine gidiyorlar, yola çıkıyorlar. Sonrasında bir parti düzenleniyor, işte ailesiyle falan tanışıyorlar, her yerde işte siyahi çalışanlar var, böyle garip garip bakıyor çocuk da zaten hani ne oluyor diye. Ondan sonra ailesiyle tanışıyorlar, ailesi bir garip zaten, garip davranıyor. Ve bu ailede her yıl düzenlenen bir parti varmış. Bu çocuğun olduğu zaman da bu partide geliyor. Ondan sonra bunlar bu partiye katılıyorlar. Ama partinin gerçek yüzü, partinin asıl amacını öğrendiğinizde gerçekten üzülüyorsunuz. Yani çok korkunç çünkü. Ben bunları söylemek istemiyorum. Hem fragmandan birazcık bilgi alın hem de benden birazcık bilgi alın istediğim için burada bırakacağım ama inanılmaz güzel bir film. You got your toothbrush? Check. Do you have your deodorant? Check. Do you have your cozy clothes? Got that. What? Do they know I'm black? Should they? You might wanna, you know. Mom and Dad, my black boyfriend will be coming up this weekend. I just don't want you to be shocked that he's a black man. I ain't never seen you like this before, bro. Meeting families, taking road trips. Get out. Sorry, man. Get out! Yo! Rose, we gotta go. Is everything okay? Rose, the keys. Just get the keys. I don't know where they are. Rose! Sink into the floor. Wait. Sink. Mom, it's a terrible thing to waste. Terrible thing to waste. No. No. Mom, it's a terrible thing to waste. Beşinci filmimiz aslında çok ünlü bir film ama biz annemle izlediğimizde bu filmden haberdar değildik ve ben cidden çok beğendim. The Best Offer diye geçiyor, yani en iyi teklif
diye bir film bu. Gerçekten çok güzeldi. Ben böyle zaten sanat filmlerini çok seviyorum. Yani içinde böyle sanat barındıran filmleri yani çok seviyorum. Müzikleri falan böyle gerçekten çok güzeldi. Müzayedeci var. Böyle işte açık artırmada eşyalarını satıyor ve çok zengin bir adam. Ve bir gün adam otururken bir telefon açılıyor ona. Ve telefonda bir kadın işte eşyalarını satacağını, evine görmesi gerektiğini söylüyor adama. Adamı tamam diyor ve evine gidiyor kadının. Ama kadın ortalıkta yok. Yani bütün işte çalışanlar vesaire yardımcı oluyor adama işte eşyaları götürürken ama ortada kadın yok. Bu sefer adam arıyor hani neredesiniz, anlaşma yapacağız, imza atmanız lazım vesaire. Kadın diyor ki geleceğim. Sonra yine birkaç gün geçiyor, gelmiyor. Tekrar arıyor, gelmiyor. Adam artık sinirleniyor ve diyor ki böyle iş yapamam ben, sizi görmem lazım. Daha sonrasında kadının bir hastalığı olduğunu öğreniyoruz. İlginç bir hastalık bu da. İzleyince öğrenirsiniz. Ben spoiler vermek istemiyorum. Bu kadının bir hastalığı var ve bu yüzden görüşmüyor adamla. Sonra adam tamam diyor. Hatta özür diliyor ondan vesaire. Ve sürekli kapılar ardında birbirlerini görmeden konuşmaya başlıyorlar, iş konuşmaya başlıyorlar vesaire. Bu ikilinin arasında çok farklı bağlar oluşuyor. Bunu aslında izleyerek öğrenmeniz lazım ve aslında bu kadar şeyin altında yatan yine çok büyük bir gerçek var. Yani bunu da sonlara doğru anlıyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir filmdi bu arada. Yani hiç beklemiyordum. Sonunu asla beklemiyordum öyle bir şey çıkacağını. Beni gerçekten aşırı ters köşe eden bir film. Bunu kesin öneriyorum yani. Bayılacaksınız. Direkt gidin izleyin. Hello, who's speaking? Claire Ibbotson. To be honest, I haven't decided yet, but I would like to have a, what's the word? Valuation. I need to see you. Go away! Bunu gidin direkt izleyin. Yani aşırı aslında böyle psikolojik olarak geren bir şey siz. Zaten psikolojik gerilim filmi ama yani gerçekten ben gerildim yani izlerken, böyle hani bu ne ya falan dediğim oldu. İzlerken böyle yaptığım çok oldu. Ama çok kaliteli, çok güzel bir film bu da. Seviye 16, 16. seviye ya da hani böyle çevirebiliriz. Bu da yine psikolojik gerilim, ters köşe eden bir film. Çok çok yani çok güzel bir filmdi. Bunu da gidin direkt izleyin. Bir yetimhane var. Yetimhane görünümlü hapishane. Her gün yüzlerini yıkıyorlar, her gün işte ilaç alıyorlar vesaire. Bu şekilde giden bir film. Ama başlarında bir kadın var ve bu kadın çok sert. İşte yüzüme bakmayın, işte şunları yapmayın, ilaçlarınızı alın vesaire diyen bir kadın. Onlar ne derse doğru, onlar ne dediklerini yapalım ki iyi bir zengin bir aileye gidelim gibi bir düşünceleri oluyor tabii ki o şekilde büyüdükleri için. Ama bazı kızlar, o iki kız, gerçekleri fark etmeye başlıyorlar, asıl gerçeği. Ve plan kuruyorlar. O planın doğrultusunda yaşanan şeyleri görüyorsunuz, gerçekleri öğreniyorsunuz. İğrenç gerçekleri öğreniyorsunuz aslında. Altına yatan çok kötü şeyler var çünkü. Bu da çok güzel bir filmdi. Yine sizi ters köşe eden ve böyle birazcık zor izlediğiniz psikolojik gerilim filmi. Bunu da fragmanını koyuyorum. Good morning, girls. Good morning, Ms. Drexel. I have good news. As of today, you have completed level 15. A clean girl embraces obedience. A clean girl. 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 Level 16 is not like the other levels. Evet, bu şekildeydi film önerilerim. Eğer dizi önerileri isterseniz onların da videolarını çekebilirim tabii ki. Cidden film izlemeyi çok sevdiğimden dolayı aslında çok fazla film vardı. Aralarından böyle seçe seçe size bunları söyledim. Umarım beğenmişsinizdir ve hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.